geçmesiyle teknolojinin esiri olmuş Bursa'dan herkese merhaba. Esir diyorum çünkü teknolojinin üst seviyelere çıktığı günümüzde nerede kaldı o köşe başı dükkanlar, nerede kaldı emektar eller? Entre los olivos nadie, nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen. Her hafta farklı emekçimizle çekeceğimiz programımız Tükenen Ellerin bu haftaki konusu çaydanlık ve tencere tamiriyle Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Bursa şehir merkezinde olan Cumhuriyet Caddesi ticaretin en yoğun olduğu bölgeler arasında. 2011 yılına kadar araç ve yaya trafiğiyle hizmet vermiş. Trafiğe kapatılmasıyla birlikte cadde üzerinde nostaljik tramvay hattı kurulmuş. Cadde, Zafer Meydanı'nda başlayıp Gökdere Bulvarı'nda son bulur. Cadde üzerinde İncirli Caddesi'ne kadar uzanan nostaljik tramvay hattı bulunmakta. Cumhuriyet Caddesi'ndeki ustaların sesleri eskilerden çok uzaklardan bile duyulurmuş. Ustalar her sabah dükkanlarını açar, işlerinin başına geçermiş. O günün ihtiyacına göre çaydanlık ve tencere tamir ettirmek isteyenler dolup taşarmış bu sokaklar. Artık o emekçi eller tükenir olmuş, dükkanların yerini fabrikalar almış. Ben bu mesleğe 15 yaşımda başladım. Çırak olarak bakırcıya girdim. Bakırcıda çalıştım, usta oldum. Kalfa askerden sonra dükkanı patronundan satın aldım. Ondan sonra bu işi devam ettiriyorum. Merdiven korkulu pirinçten. Davlumbaz, pirinç yazı, pasta malzemesi onları da yaptık. Ondan sonra işte bu hale geldik. Ondan sonra o iş acık yavaşladığı için çaydanlık işine başladık. Çaydanlık işinde devam ediyoruz. 80'den beri ama daha evvelden başladım tabii bu işe çıraklıktan. Çaydanlık işi 88'den beri devam ettiriyoruz. Çaydanlıklar işte pazarcılar topluyor pazardan. Bize getiriyor. Bizde emzi kopuyor, sapı kopuyor. Tencerelerin sapları kopuyor. Onları tamir ediyoruz. Kaynatıyoruz, parlatıyoruz. Ondan sonra millete hizmet veriyoruz yani. İki tane o çocuklarım var. Onlara bırakacağız. Onlar devam ettirecekler yani. Onlar da işte ortaokuldan ve liseden çıktılar, geldiler buraya. Okumadılar yani. Hani temsil evinde herifin çaydanlık emzi koptu mu mecburen getiriyor. Tencerenin sapı koptuğu zaman mecburen getiriyor. Hani öyle sapsız kullanamaz, eli yanar. Mecburen getiriyor, biz de yapıyoruz yani. Yani zaruri ihtiyaç yani. Eskiden işte ilk başlangıçtan beri bu devam ediyor. Ve millette şimdi bakır, tencere, kapkaca bunlar bitti. Şimdi çelik çaydanlıklar başladı. Tencereler evlere girdi yani. Bursa'nın da belirli yerlerinde 3-4 yerde vardır. Tabii biz onlarla yine görüşüyoruz. Yani meslek şeyimiz, arkadaşımız. Yani iyiyiz yani, onların da aramız iyidir hepsinden. Bırakmadılar, onlar da devam ediyor. Çünkü bu meslek herkesin her mahallede olması gerekiyor. Çünkü koptuğu zaman mecburen getiriyor.
Yani zaruri ihtiyaç yani ta Türkçesi. Hayali işte bu geldi. Bundan sonra başladık bunu, bırakamadık da. Çünkü bakırcılık öldü, bitti yani, olmuyor. Hangi işi götürse onu yapmak zorundasın aslında. Bizim işimiz buydu zaten. Buna başladık, buna devam ettiriyoruz. Ben köyden geldim. Buraya geldim işte çocukken. Girdim çırak. Bu çıraklıktan başladım yani bu işe. Vallahi bu işlemde çok zor. Hani bundan sonra zor yani. Pek şey yok yani. Yardım eden yok. Elimizden tutan yok. Kendi çabalarımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama bundan sonra zannetmiyorum olsun. Bitti yani. Yani mesleğe pek şey önem verilmiyor. Bitti yani. Usta yoktur. Bulunmaz yani. از وقتی که چشم باز شد به دنیام دوید و من دنبالش در کد تنها هی میچرخ زیر پامو من در جا به Adım Cevat Yılmaz. 1979 doğumluyum. Lise mezunuyum. Lise bittikten sonra farklı işlerde çalışmaktansa babamın kendi mesleğini yürütmek istedim. O yüzden bu mesleğe başladım. Hiç pişman değilim bu mesleğe başladığımdan dolayı. Kardeşim benden daha önce başladı. Tabii babam bu işi bıraktıktan sonra Allah'ın izniyle kardeşimle bu işi yürütmeyi düşünüyoruz. Tabii herkes mesleğini severek yaparsa memnun oluyor. Biz de şu an için memnunuz. 97'den beri bu mesleğin içindeyim. Daha önceleri okul tatillerinde babamın yanına geliyorduk. Yani bir şeyler öğrenmek için. Yani bu şekil başladı bizim. Yaptığımız iş çelik çaydanlık tamiri, tencere tamiri. Genelde yani çelik mutfaktaki çelik eşyaların tamiratı üzerine, parlatması üzerine yapıyoruz. Ekstradan bakır süs eşyaları parlaması, onların da tabii tamirleri, düzeltmeleri falan oluyor. Onları yapıyoruz. Yaptığımız işler bunlar. Kaynaktır, parlatmadır. İşte parça değişimini yapıyoruz. Kaynak mesela kaynak olsun, parlatma olsun hemen başladığın gibi öğrenemiyorsun. Belli bir zaman alması lazım. O zamanda da çok iyi bakıp öğrenmen lazım. Öğrenmezsen tabii riskleri var bu işin. Haliyle yavaş yavaş biz de birden öğrenemedik ama yavaş yavaş öğrendik. Şu an için yok ama hani kendi çocuklarımıza tabii düşünürüm. En azından yapmasalar bile bilsinler isterim. Tencere ve çaydanlık eğer yani başka bir şeyler çıkarırlarsa onların yerine o zaman biter. Şu an için bunlar devam ettiği için devam ediyor. Biz de yapmaya devam ediyoruz. Tahmin etmiyorum yani biteceğini. Çaydanlık olsun. Yani mutfaktaki çelik eşyaların, bıçak olsun, çatal olsun, onların kaşık olsun, onların da parlatmalarını falan yapıyoruz. Bitmez herhalde büyük bir ihtimalle. Biz bu işe başladığımızda daha önceleri biz başka şeyler üzerine yani pirinç, merdiven korkulukları falan yapıyorduk. Onunla beraber babamla biz bir villaya çalışmaya gittik. Tabii işimiz uzun sürdüğü için o villada kalmak zorunda kaldık. Yani geceyi orada geçirmek zorunda kaldık. Sabah kalktığımızda her tarafımızı sivrisinek sokmuştu. Her tarafımız şişmişti. Öyle bir anım var benim de. Bizden sonra şu an için sanmıyorum çünkü çırak yetişmiyor. Yani kimse çocuğunu verip de işte benim çocuğum şu mesleği öğrensin demiyor. Biz de kendi babamızın işi olduğu için geldik, öğrendik. Bizden sonra sanmıyorum yani olacağını. Bu işi yapanlar var. Bu işin yapanların en genç kardeşim de benim. Yani yaş olarak en genci biziz. Bu iş yapanlar biraz daha yaşlı bizlerden. Onlar da bıraktığı zaman biz kalırız gibime geliyor. Bizden sonra da Allah bilir. Bizim ilk dükkanımız Bıçakçılar Çarşısı'ndaydı. Orası yıkıldı, otopark oldu. Sonra burası kendi yerimiz. Kendi yerimize geldik. Burada 2001 yılından beri buradayız. Eski dükkanımızda aynıydı fakat bu kadar canlı değildi. Orada bıçakçıların içindeydik. Bıçakçılar vardı. Bakır eşyaları biraz daha çoktu. Daha eski zaman olduğu için. Çelik çaydanlık
pek o kadar rağbet yoktu. Biz buraya geldikten sonra çelik çaydanlık işi rağbete bindi. Yani daha çoğaldı. Burası güzel yani, en azından müşterilerimiz görebiliyor, ne iş yaptığımızı biliyorlar. Soruyorlar bize ne iş yapıyorsunuz diye. Orada dükkanlar biraz daha iç kısımda kaldığımız için müşterilerimiz giremiyorlardı, bakamıyorlardı. Burada şimdi yol kenarında Cumhuriyet Caddesi'nde olmamız çok iyi oldu müşteriler için. Öğreniyorlar yani, görüyorlar. Gördükten sonra tamam, siz bu işi yapıyormuşsunuz, getiriyorlar, yaptırıyorlar bize iş. Müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Yani parlayıp parlamayacağını soruyoruz. Kaynakları varsa onları yapıyoruz. Zaman olarak da zaman veriyoruz veya ertesi güne gelin olun diyoruz. Bu şekil yapıyoruz yani. Yani askeri ücrette kazancımız var. Allah bereket versin. Şu an için iyiyiz. Hayallerim tabii ki bu mesleği yapmak değildi ama hayatın getirdiği şartlar bu mesleği itti beni. Daha önceki hayalim farklıydı benim. Bir öğretmen olmak istiyordum. Nasip değilmiş. Nasip bu işi yapmak varmış. İstediği mesleği yapar ama sevdiği mesleği yapamaz. Sevdiği meslek her zaman zordur. İsterim yani bu tarz işlerin bitmemesini, çırakların yetişmesini isterim. Günümüzde de olsa, hani bir tane olsa, iki tane olsun, olsun. Yeter ki olsun. Ama şu anki şartlara göre insanlar pek çocuklarını bu şekilde şeylere, yani bu tarz işlere vermiyorlar. Öğrenmesini de istemiyorlar. Hep kolay meslek. Yani masa başı iş, kolay para kazanma. O tarz şeylere yöneliyorlar. Bu mesleklere haliyle bitiyor. İsmim Ömer Yılmaz, yaşım 1981, 34 yaşındayım. Hayatımdan çok memnunum. Bu işe babamın yanında başladığımdan dolayı daha çok memnunum. Daha iyi olması için elimizden geleni yapmak için buradayız. Hayatımı soracak olursanız, yani bu işte neden bu şekilde başladığınızda, yaz tatillerinde geliyorduk babamızın yanına, çalışıyorduk ki babamız tek başına olduğundan dolayı, bizim için uğraştığından dolayı, kendi açıma soracak olursanız bu konuda çok şey oldum. Ondan dolayı ben de babamın yanında çalışmak için babamdan izin aldım ve hayatıma böyle başladım yani. Öncelikle Eski Bıçakçılar Çarşısı'nda çıraklık zamanım geçti babamın yanında. O işlerde bakır öncelikteydi. Çelik işi fazla yoğun değildi. Bakır işleri yapıyorduk. Merdiven korkuluğu, efendime söyleyeyim. Pirinç yazılar, villalara merdiven korkuluklarıyla sarı pirinç olsun, onlarla yapıyorduk. Kebapçılara davlumbazlar yapıyorduk. Böyle başladı. Sonra işte o işlerin azalmasıyla çelik çaydanlık girdi. Çelik çaydanlıklara yoğunluk başladı ve böyle devam etti. Yani bu şekilde devam etti. Yaptığımız iş hakkı çelik çaydanlık tencere üzerine devam etmesini canı gönülden isteyenlerdeniz. Ki devam edecektir de, onun üstüne bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum çelik üzerinden sonra. Evlerde kullanılıyorsa, eğer gerçekten ihtiyaç halinde olan bir şeyse devamı olabilir yani, olacaktır da her zaman için. Bunlar uzun yıllarda sürebileceğine inanıyorum ben. Onun için çelik çaydanlık tamiratını yapmak için her zaman hazırız biz abi kardeş olarak. Tabii başımızda babamız olmak şartıyla. Şu an için çelik çaydanlık ve tencere olsun,
tamiri olsun. Pazarcılarımız gerçekten topluyorlar, getiriyorlar. Mahallelerde olsun. Yani Bursa genelinde ve Bursa dışında illerimizde de getirenlerimiz var. Çelik, çaydanlık vesaire. Yani oluyor, olmuyor diye bir şey diyemem. Ki uzun yıllarda gideceğine inanıyorum. Şimdi bize müşteri getirdiğinde çelik çaydanlığı ilk önce ne olduğuna karar veriyoruz. Bakıyoruz işte sapı mı kırık, emziği mi kopuk, ne bileyim tavanı mı çıkmış, parlama ihtiyacı var mı, onlara karar veriyoruz. Tabii ki bunu müşteri beraberinde oluyor. Soruyoruz, o işte parlatmasını istiyorum, emziği kaynasını istiyorum, sapı olsun istiyorum diyor. Biz de onun yönergesiyle istediği talebi alıp en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani hepsi için geçerli olan, işte tencerede de aynı, efendime söyleyeyim, çelik çaydanlıkta da aynı. Elimizden geleni yapıyoruz ve herkesi memnun ediyoruz yani bu konuda. Memnun olmayan hiç yok. Parlatma işi tabii malzemenin pisliğine bağlı. Şimdi kusura bakmasın izleyicilerimiz, çok yakıyorlar mesela, unutuyorlar, işte muhabbete dalıyorlar. Yanık oluyor, yağlı oluyor. Onların yağlarını baştan ilaçlarla arıtıyoruz. Efendim söyleyeyim, tel fırçalardan geçiriyoruz. Sonra kalın fırça dediğimiz büyük bir kalın fırçadan geçirip kalın cilasını alıyoruz. Ve ondan sonra ince işçiliğinde de beyaz çekip parlatmaya bitiriyoruz. Sonra sarıp paketliyoruz onları. Torbasına koyup müşterisini bekletiyoruz. Şimdi sap çeşitleri çok, çaydanlık çeşidi çok olduğu için Akdeniz'in, Karadeniz'in malları oluyor. Onların sap çeşitleri renkli renklidir hepsi. Yani çaydanlığına göre sap takılıyor bizde. Hangisi uygun, hangisi güzelse onu yapıyoruz. Tencerede de aynı. Şey olarak geçtiğimizde, efendim söyleyeyim, parlatmasında yaptıktan sonra işte saplarını ayrıca parladıktan sonra takıyoruz, onları o şekilde bitiriyoruz yani. Benim arkamda şu an için işte arkamda dayanan abim var, beraberiz öncelikle. Tabii öncelikle babamız var ve ondan sonra da işte ikişer tane evladımız var. Tabii onlara bu işi bırakmak isteriz, öğrenmelerini isteriz ki öncelikle okumalarını daha çok gönülden isteriz. Tabii ikinci olarak da bu işi öğrenmeleri ve ellerinde sanatlarının olmasını isteriz yani, herkes ister bunu. Biz de o isteyenlerin içindeyiz yani. Babamla çok anılarım var yani, çünkü şöyle söyleyeyim, 25 sene bir fiil yanında büyüdüm diyeyim. Devamlı beraberdik çalışma esnasında. Anılarım çok oldu. Nasıl bir anımı anlatayım? Sabahtan akşama kadar, tabii sabah geldik, akşama kadar çalıştık ki o zaman arabamız yoktu yani, aracımız yoktu. Kıştı, kar yağıyordu. Bizim mahallemiz İvaspaşa Kuzgunluk Mahallesi, yüksekte yani, uzak ve yüksekte oturduğumuz için öyle bir anım oldu. Yani gece 12-1 sıralarında işten çıkıp yayan gittik. Çok zor oldu. Öyle bir anım oldu yani. Daha da çok da bu kalan bir anımdı yani. Bundan şöyle söyleyeyim, 20 yıl gerisine gittiğimizde çelik çaydanlık o kadar revaçlı değildi. Bakır çok revaçlıydı. O zaman kalay işleri çok öndeydi. İnsanlar kalay yaptırıp bakırlarını o şekilde kullanıyorlardı. Çaydanlıklarda da aynı, bakır olmak üzere kalaylı olup da onları kalaylatıp kullanıyorlardı. İşte bu son 15 yıla dayanarak çıktığında çelik çaydanlık, tamiri olmuyordu. Yani tamiri yapıyorduk ama biz o kadar üstünde düşmüyorduk bakır üzerine çalıştığımız için. Bakır işi yavaş yavaş kaybolduğunda, çelik çaydanlık ön plana geçtiğinde biz dedik ki yani bu iş daha iyi, yani bunun arkası daha iyi olur, daha verim alırız bundan. Babam işte kaynağından başladık. Efendime söyleyeyim, İstanbul'dan işte sap çeşitleri geldi. Saplarını aldık. Gümüş kaynağı yapıyoruz zaten kaynakta da. Parlattık. Yani baktık ki oluyor. Müşteriler de, yani pazarcılar da pazarda yapıp bu işi, efendime söyleyeyim, onlar da süpürge malzemeleri de olsun, sap çeşitleri olsun, süpürgenin hortumları olsun, onları satmaya başladıklarında, çelik çaydanlıkları da yanına koyduğunda baktılar ki bu işin olacağını, bu iş devam edeceğini. Ve ondan sonra da işte böyle oldu yani, böyle çoğaldı. Daha da iyi olur yani. Daha da iyi olacaktır inşallah. Ki herkesin inancı olduğu sürece olur da yani. Müzik.
Zamanla gelişen endüstri, insanlığın gelişen talep ve ihtiyaçları bazı mesleklerin kaybolmasına neden olmakta. Bitmek üzere olan meslekler büyük bir el emeği, maharet ve ustalık gerektirmekte. Eski Bıçaklar Çarşısı'nda 15-18 yılım geçti. 18 yıldan sonra askere gittim. Askerliğimi yapıp geldikten sonra kendi iş yerimize, yani buraya, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerimize başladık. Burası, oraya sorarsanız daha iyi. Kendi yeriniz, daha müşterilerin hani oturması açısından yerimiz belli. Müşteriler bizi kaybetmiyor, buluyor. Yani o açıdan iyi yani. Yine var tabii, Bursa'da belli başlı yerlerde var ama bizim gibi olmuyor, bizim gibi yapamıyorlar. Onlar tek çalıştıkları için bu işte tek mümkün değil, olmaz. Yani bana deseniz ki tek çalışın, mümkün değil, yapılamaz yani. Yapılacak bir iş değil. Ekip işi. Bize bir etki sağlayacağını sanmıyorum. Tabii onların da Allah rızkını veriyor. Herkesin tabii rızkı ayrıdır. Ama tabii biz abimle ikimiz genç olarak, genç nesil olarak ikimiz varız. Yani babamdan sonraki, babamın yaşında olan sanatkarlar bundan arkalarında, yani çocuklarını bırakmış değil. Bir tek babam var yani Bursa'da. Biz de onun için baba mesleği olarak sürdürmeye canı gönülden destekliyoruz yani, yapacağız inşallah. Abi kardeş olarak. Dükkana geldiklerinde çekişleri alıyorlar ellerine. Epey dövüyorlar yani demirleri. Tabii öğrenmeleri için elimden geleni yapacağım diyeceğim ama tabii onlara duyurmamak şartıyla. Yani dersem ki yapacaksınız, bu sefer okumayacaklar eminim. Yani benim gibi olurlar gibi. Hani bana derseniz ki memnun değil misiniz ki, çok memnunum. Allah hani babamın başımızdan eski etmesin. Allah bin kere razı olsun. Nerede bu işi sürdüreceğiz ki, işte çocuklarıma gelecek olursa okuyacaklar. Yani gittikleri yere kadar destekli olacağız inşallah okumalarında. Ama tabii bu mesleği de öğreteceğiz yani onlara. 4 işte abim de 2, ben de 2. 4 evladımız olmak üzere. İnşallah onlara da öğreteceğiz ki olamaz, hani okuyamazlar. Okusalar da iş bulamazlarsa tabii bu mesleği sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii her çocuğa ufaklığında sorarlar. Derler ki hani siz ne olacaksınız? Doktor, polis, efendime söyleyeyim. Benim hiç öyle bir hayalim olmadı desem yalan olur. Olmuştur ki çocukluğunda sorduklarında. Tabii ben ilkokulu bitirdim. Sonra ortaokula başladım. Ortaokul yaz tatillerinde babamızın yanına geliyorduk yardıma. Baktık ki babamız tek başına bizim için uğraşıyor. Tabii ki bizim için uğraşıyor. Kendi için uğraşıyor, ailesi için uğraşıyor. Yani ben kendi şahsım adamı olarak ortaokuldan çıktıktan sonra bu işe başlayacağıma kendim adıma söz verdim. Yani söz verdim derken yapacağım dedim. Baktım ki böyle bir olacak. Babama da söyledim. Dedim baba ben okumayacağım. İşte senin yanında çalışacağım. Siz ne dersin? O, tabii dedi yani oku, ilk baştan oku falan. Ben dedim okumayacağım, sen yalnız kalma. Öyle başladı yani, serüvenimiz öyle başladı. Abim de benim okuldan çıktıktan sonra zaten o da liseye gidiyordu. O da liseyi bitirdikten sonra beraber başladık yani, beraber olmaya başladık. Üçümüz memnunuz, işimizden de memnunuz. Daha da iyi olacak diyorum. Kafalarımız da bir, uyuyor birbirine. Yani baba, oğul, abi, kardeş değil de bir arkadaş gibi çalışıyoruz. Yani bu yönde uzun gitmesinin yılları, hani almış olan süresi de buna dayanıyor muhtemelen. Ben öyle anlıyorum yani, öyledir ki öyledir. Allah mutluluğumuzu arttırsın, daim etsin diyorum. Öncelikle askeri ücret üzerine tabii ki kendi iş yerimiz, kendi işimiz, kazancımız kendimize oluyor. Yani 3 hane geçindiriyoruz, evet aynen 3 hane geçindiriyoruz. Kazancımız şimdi 3 aileyi geçindiriyor ama hani bir artısı var mı derseniz, yani bir yanına bir yer daha açabilir misiniz veya büyütebilir misiniz derseniz ki mümkün değil. Yani şu durumda, şu Türkiye'nin durumunda, yani biliyorsunuz her şeyi, hayat şartlarını. Yani kıtı kıtına desem bir yalan olmaz. Ki Allah bereket dersin, hani geçiniyoruz, kötünün iyisi diyelim. Böyle iyi yani, böyle devam ediyoruz. İyi yani bu geçim kaynağı olarak. İşimizden memnunuz. Şu anki revaçta olan işimiz çelik çaydanlık ki herkes kullanıyor.
diyelim ki atmasınlar, çöpe atıyorlar. Yani çöpe atılıyor. İşte tamircileri var, yani biz varız. Eski olup hani biz bunu kullanamayız, çok pis, çok yanık deyip atmasınlar. Biz onları en iyi şekilde, en iyi zamanda temizleyip veriyoruz. Ki beğenenler de oluyor. Yani eskiyi en iyi yeni yapmaya uğraşıyoruz. İçi olsun, dışı olsun. Yani bu çok müşterilerimiz memnun yani bu konuda. Halkımıza sesim, atmasınlar, getirsinler bize. Biz yapalım, devam ettirelim. Yıllarca da sürsün bu meslek. Çok uzun zamanlar farkında olmadan yapılan işler, yani bir gün hiç bitmeyecekmiş gibi yapılan işler, yine bir gün farkında olmadan bitip gidiyor. Farkında olmak demek, kıymet ve değer bilmek demek. Bizler de her şey için çok da geç olmadan farkında olalım, kıymet ve değer bilelim. Tükenen Ellerin bu haftaki bölümünde çaydanlık ve tencere tamir ustası Harun Yılmaz ve oğullarını dinledik. Haftaya yeni bir Tükenen El ile karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.